600 yıllık Osmanlı tarihi birçok farklı padişahın yönetimine tanıklık etti. Bu padişahların her birinin farklı özellikleri, farklı ilgi alanları vardı. İşte bazı Osmanlı padişahlarının pek bilinmeyen yanları. Osman Gazi güreşe çok meraklıydı. Askerleriyle antrenmanlar yaptığı bilinmektedir. Ayrıca bacakları kısa, kolları ise çok uzundu. Öyle ki ayakta dururken elleri dizlerine kadar yaklaşırdı. Bunun yanında gönlü bol bir insandı. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Bunun nedeni ise asla müsriflik değildi. Herhangi birisi üzerindeki giysilere ilgiyle baksa ona hediye ettiği birçok kaynakta belirtilmekte. Orhan Gazi muhafazakar ve dinine bağlı bir kişiydi. Salı ve perşembe günleri mutlaka oruç tutardı. Orhan Gazi döneminde Osmanlı'nın yüz civarında kalesi bulunuyordu. O zamanın çoğunu bu kaleleri teftiş etmek ve dolaşmakla geçirirdi. Hiçbir kalede uzun süre konaklamaz, dinlendikten sonra başka bir kaleye doğru yola çıkardı. Yıldırım Beyazıt asla geri adım atmayan, sinirli, insanları tedirgin eden bir kişilikti. Ata binmek ve silah kullanmak konusunda çok yetenekliydi. Seferlerde hızlı hareket etmesi, ani karar vermesi ve yorulmak nedir bilmemesi üzerine kendisine Yıldırım ünvanı verildi. Şiire çok merakı vardı. Fatih Sultan Mehmet'ten önce İstanbul'u kuşatsa da amacına ulaşamadı. 1. Mehmet, Mekke ve Medine'ye her yıl hediyeler gönderilmesi onun emriyle başlamış ve bu gelenek 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin en zor dönemlerinde bile devam etmişti. Daha şehzadeliği esnasında tüm diyara güreşte olan yeteneğiyle nam salmıştı. Avcılığa aşırı ilgiliydi. Nitekim bir av sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat etti. Fatih Sultan Mehmet, Venedikli tarihçilere göre zeki, çalışkan, az gülen, cömert, amacına ulaşmakta kararlı, kitap okuyan, bilgili ve donanımlı bir padişahtı. Hobileri haritacılık ve bahçıvanlıktı. En ilginç özelliği ise yemek yerken yanında kimseyi bulundurmak istememesi, mutlaka yalnız yemek yemesiydi. Devlet işlerinden arta kalan zamanını sarayın bahçesinde ağaç ve çiçek yetiştirmekle geçirirdi okçuluğa özel ilgisi vardı. Bu yüzden savaş alanlarında ve eğitimlerde okçu birliklerine özellikle önem gösterirdi. Yavuz Sultan Selim uyumayı pek sevmez, günde 3-4 saat uyur, gösterişten hoşlanmaz, sade kıyafetler giyer, tek çeşit yemek pişittirir ve mutlaka tahta tabak ve kaşık kullanırdı. Savaşçı kişiliğiyle ön plana çıkan Yavuz Sultan Selim, Yeniçeri geleneklerine bağlı bir padişah olduğu için diğer padişahlar gibi sakal bırakmadı vaktinin çoğunu okuyarak geçirirdi. Çok okumaktan gözleri bozulduğu için mercek kullanan ilk Osmanlı padişahı olduğu söylenmekte. Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık hüküm süresiyle Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahı olarak tarihe geçti. Sanata önem verir, resim ve müzikle ilgilenirdi. Çok iyi bir hat ustasıydı ve iyi bir şairdi değerli taşları işleme konusunda özel bir yeteneği vardı. Bu taşları giyiminde çokça kullanır, gösterişli kıyafetler giyerdi. 1. Ahmet, Fatih Sultan Mehmet'in koyduğu kardeş katli yasasını değiştirmiş, kardeş katlini yasaklamıştı. Henüz çocuk sayılabilecek yaşta, 13-14 yaşlarında tahta çıktı. Tahta çıktıktan sonra sünnet olan ilk Osmanlı padişahıydı. İstanbul'un simgelerinden olan Sultanahmet Camisi'ni o yaptırdı. 4. Murat ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahıydı. Ayrıca kılık değiştirip sivil kıyafetli halkın arasına katılır ve bizzat kendisi gözlem yapardı. Gücü ve cüssesi tanınan 4. Murat aynı zamanda uyguladığı tütün ve içki yasakları ile bilinmekteydi. Bu yasaklara uymayan pek çok kişiyi öldürtmüş bazı zamanlar ise öldürme işini bizzat kendisi yapmıştı. Saygısızlık yapan Yeniçeri'yi bir kılıç hamlesiyle atıyla beraber ortadan ikiye böldü. Attığı bir okun mermiden ileriye düşmesi gibi pek çok olay tarihçiler tarafından anlatılmakta. İkinci Abdülhamit, oymacılık ve marangozluğa ilgisi bulunmaktaydı. Ayrıca antika eşyalara özel ilgisi vardı. Saraydan ayrılamadığı için bulabildiği tüm seyahatnameleri tercüme ettirip okudu. Sade giyinir, temizliğe çok önem verirdi. Günde en az iki kere kıyafet değiştirdiği bilinmekte. Fotoğraf çekmeyi severdi ancak kendi fotoğrafının çekilmesinden hoşlanmazdı. Batı müziğine çok meraklıydı. Piyano ve keman çalabiliyordu. Saatlere de ilgisi vardı. Bozuk saatleri onarmak için uzun süreler bıkmadan uğraşırdı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.